105 yılda bir gelecek bir gökyüzü Evet, doğru döngüsündeyiz. yağmurların. Yani Bir hepimiz döngü çok iyi bitip bir döngü başlıyor. Yani her birimiz esaretten özgürlüğe, cehaletten bilgiye ulaşacağımız enerjilerle karşı karşıyayız. Yarın ve 21'inde niyetlerimize, dileklerimize, aklımızdan geçenlere, söylemlerimize mutlaka önem verelim. Bakın hep söylediğim gibi tekrar ben bunu söylemekten asla bıkmayacağım. Hiçbirimiz geçmişi değiştiremeyiz. Aynı bir saat önceye gidip bu yayını yapamayacağımız gibi. Tekrarını İlkay Buharalı YouTube kanalından izleyeceğiz. Nasip olursa Rabbimin izniyle. O yüzden geçmişi affedebiliriz. Geçmişi bağışlamak zorunda da değiliz. Kızgınlıklarınız mı var? Sırrın sahibinin ilahi mahkemesinde ben şu kulumdan şikayetçiyim. Ben sana tevekkül ettim. Aslında biz gerçekten teslimiyet ve tevekkül noktasında biraz sınıfta kalıyor olabiliriz. Onu kendimize yük ettiğimizde kambur oluyoruz. Değerlendirebileceğimiz güzellikler varken gözümüz onu görmüyor. O bir perde. Gelin hep beraber yarın ve 21'inde bu perdeleri aralayalım. O perdelerin, gölgelerin arafta kalan sıkıntılarından uzaklaşalım. Atalarımızdan veya bir karmik anlamda, karmamızda var olan ki Vedik astrolojide 4 guna vardır. Bir gün seninle sadece Vedik astroloji yapacağım nasip olursa. O 4 guna bizim karmamız, atalarımız ve onlardan bize gelen psikolojik, bedensel hastalıklar, finansal noktada yaşadığımız krizler pek çok şey gösterir. 21'i ve 20'si. Bunları dönüştürebileceğimiz gökyüzünden şifa yağıyor. Dilerim korona ile ilgili de keşke gökyüzü şaşırsa. Spekülasyonlar devam ediyor ama izninle ben bunu söylemek istiyorum. Kasım 2022'ye kadar devam edecek. Korona ne dedik yine seninle programımızda? Mutasyona uğrayıp farklı virüslerin de çıkacağı enerjiler söz konusu. Her evlat gibi ben de anne babamı çok seviyorum. Aşılarını yaptırdım. Herkes aşısını yaptırsın. Lütfen tedbirli olalım. İnsanlar hepimiz çok bunaldık. Yani bizi izleyen sevgili dostlar, zannediyorsanız ki biz geziyoruz. Biz İlkay ile bir araya gelip bir kahve içmiyoruz. Çocuğu var, çocuğum var. Benim çocuğum evde ürtüker döküyor. Hayvanları var, eğleniyor. Hepimiz için zor. Ama ne olursunuz komplo teorilerini bir tarafa bırakın. Yeni bir döngüye, yeni bir çağın kapılarını araladığımız bu süreçte biz tedbiri elden bırakmayalım. Ölüyor insanlar. Bu gerçeği görmemezlik edemeyiz. Lütfen biraz daha sabırlı olalım. Psikolojimizi yüksek tutmamız gereken ve gökyüzünden de şifa enerjisi yağarken bunları değerlendirmekte lütfen kararsız kalmayalım diyorum. Bu bir arınma döngüsü. Hele bu mübarek aylara gelmesi müthiş bir enerji. Yüce Allah bizlere şah damarımızdan daha yakın olduğumuza göre ben son haftalardır sürekli diyorum ki Arş-ı Ala çok güçlü enerjileri yansıtıyor. Güzelliklerin temsilcisi Venüs de Boğa burcunda seyrindeyken bu güçlü titreşimleri doğru değerlendirelim. Ve gökyüzünün numerolojik kodu 935. Bu Venüs'le ilişkili olduğu için yakılan, yıkılan her türlü ilişkimizi, illa özel hayattan bahsetmiyorum ben burada. Aşk hayatımızı, ailevi hayatımızı, iş ilişkilerimizi yeniden yapılandıracağımız, haklının haksızdan ayrılacağı enerjilerle karşı karşıyayız. Mayıs ayına girerken bence Nisan ayının bu güçlü ve dönüştürücü enerjilerini kullanmamız gerekli. Bunu kullanmak için de kalbimizi susturmamalı, gerçekçi olmalı, hatalarımızı telafi etmek için ille karşı taraftan bir adım beklemeden, başkalarının adına düşünmeden, ön yargılarla kendimizi tabutlara reşata yaptırmadan özgür bırakalım. Biz bir adım atalım da gerisi kendiliğinden gelsin. Bunlar çok özel gökyüzü enerjileri. Bir daha 105 yıl sonra gerçekleşecek yarınki gökyüzü olayı. O yüzden farkında olup bilinçli hareket etmek bize güzellikler olarak geri dönecektir. Çünkü Mayıs ayında da hepimiz yüzleşmelerle, bumerang enerjisiyle karşı karşıya kalacağız.
Ne ektiysek onu biçeceğiz. Ektiklerimizi biçerken sevdiklerimizi, sevenlerimizi sahip çapıp kollamak mı? Başkalarının etkisi altında kalıp yoldan çıkmak mı? Bugünlerde bunun değerlendirmesini yaparak hareket edebilirsek kayıpları kazanca, ister maddi ister manevi anlamda. Adaletsizlikleri adaletle alt edebileceğimiz enerjiler söz konusu. Ve Mayıs ayı gökyüzünün bizlere mesajı insanın sabırlısından, aslan yüreklinin yüreği yaralısından kork. Çünkü sabrını taşırdıklarımızla yüzleşmeler yaşayacağımız, kapıları çalmayı bilmezsek kırdığımız kalpleri, yıktığımız şeyleri yapılandırma çabası içerisinde olmazsak kapıyı çaldığımızda açacak kimseyi bulamayabiliriz. Kapılar önümüzde duvar olsun. Pişmanlıkların ateşinde hem vicdanen hem kalben yanalım istemiyorsak bu enerjiyi değerlendirmek her birimizin farkındalığı ve seçimleriyle ilerleyecek. O zaman insanın sabırlısı ve aslan yüreklinin yaralısı için harika bir dönem. Aynen öyle. Kıyam başladı. Çünkü insanın sabırlısı sabrını kime gösterip kime gösteremeyeceğinin, önceliklerinin, sevenlerinin, sevmeyenlerinin, dostlarının, düşmanlarının farkındalığına erişecek. Kıyam ne güzel bir cümle. Fark edebilen, saatlerce konuşurum üzerine. O yüzden biz kaderlerimizi bilinçli bir şekilde yapılandıracağımız bu döngünün içerisinde daha çok sevmek, daha çok sabretmeliyiz. Ve aslan yüreklilerin yaralıları şimdi yaralandıkları yerden tekrar kırılmayacakları için gardlarını aldı. Herkese aynalık edecekleri, herkese ne diyor hadis-i şerifler? Hat bilmeze, hat bildirmek inanana sevaptır. Aslan yürekli yaralıysa şimdi bu yüzleriyle karşı karşıya kalacaklar. Merhametli, nasıl olsa es geçer, sabırlıdır yapmaz, gördüm görmedim, duydum duymadım diyorsak eğer yaralı aslan yüreklere göreceğimiz var. Göreceklerimiz de pek hoş olmayabilir. Yaptıklarımızı dönüştürebilmek mümkünken hatanın neresinden dönsek kârdır diyelim. Ve güneş her sabah doğduğuna göre yeni başlangıçların bizleri karşılayacağının bilinciyle hareket edelim derim. Naçizane sevgili izleyenlere. Ya Şenay Devi konuşunca arkadaşlar, geçen ay da öyle olmuştum. Böyle Allah Allah diye kendimi yollara atasım geliyor demiştim. Nasıl güzel bir motivasyon. Ay boşluktayken, Dolunay Aslan Burcu'ndayken, Koç Burcu'ndayken, İkizler Burcu'ndayken estetik müdahaleler, efendime söyleyeyim saç boyası, cilt bakımı gibi şeyleri yaptırmamamız faydalı olur. Çünkü o ayın o fazları ve takip eden 3 gün boyunca her zaman yaptırıp olumlu sonuç aldığımız şeylerde saçımızı 1 santim kestireceksek 2 santim kesilir. Renginde istediğimiz sonucu alamayız. Yapılan işlemlerde komplikasyonlar oluşur. Bir kere ise ilk ayım. Yukarıdaki her şey aşağıdaki gibi bizim gün içerisinde enerjimizin düşük olması, yüksek olması hepsi ay fazlarından. Bizi izleyenler rica ediyorum sizlerden. Ay fazlarını mutlaka takip edin. Hiç astroloji bilmeyen biri bile ay 2,5 günde bir burç değiştirdiği için mesela ay boğadayken, başak ve oğlaktayken, özellikle yeni ay bu burçlardayken işlerimizle ilgili kararlar alabilir, bunları hayata geçirebilir. Ayrıca önemli anlaşmalar, sözleşmeleri ayın bu fazlarından faydalanıp yeni yatırım planlarımızı gerçekleştirebiliriz. Ay su gruplarındayken, Yengeç'te, Akrep'te ve Balık'ta, Dolunay fazındayken mesela vücudumuz daha fazla ödem tutar. O günlerde ödem tutucu yiyeceklerden uzak duralım. Bir yayın aslında sadece ay fazları ve ay fazlarına göre beslenme, cilt bakımı, saç bakımı, estetik, tıbbi müdahalelerle ilgili bir yayın yapalım bence. Çok faydalanırlar. Yani hiç astroloji bilmeyen biri bile gün, ay, yıl, doğum yeri ve doğum saatinizi biliyorsanız girin astrodeha.com'a, ücretsiz bir şekilde ay burcunuzu öğrenin. Bugün yayında da sordular. Hep söylüyorum ama tekrar söylemem gerekiyor herhalde. Yükselen burcumuz bizim fiziksel özelliklerimiz ve sağlığımız. 30 yaşından sonra yükselen burcun etkisine girmiyoruz. Bu koca bir yalan. Güneş
bizim eylemlerimiz. Ay burcumuz kadında da erkekte de. Mesela benim çalıştığım doktor arkadaşlarım var. Medikal astrolojiyi profesör Mustafa Özcan Soylu, Doktor Suat Acar'la medikal astrolojiyi değerli abim Doktor Ender Saraç yine keza hamilelikle ilgili. Mesela tüp bebek tedavisinde sadece ay burçları ve ay fazlarını konuşuruz bir yayında. Bunlardan bahsederim. Çünkü kadın ve erkeğin doğurganlığı ile ilgili ay burcunun yerleşimi çok önemli. Neler yaşayacağımızı bilmek istiyoruz. Nitekim Mayıs ayı da bizim için hangi potansiyelleri taşıyor aslında? Bunlar çok özel gökyüzü enerjileri. Bir daha 105 yıl sonra gerçekleşecek gökyüzü olayı. Herkes kağıdını kalemini alsın. Hızır'la İdris Aleyhisselam'ın buluştuğu o çok özel an. Astrolojik olarak da Mayıs ayında da yüzleşmelerle, bumerang enerjisiyle karşı karşıya kalacağız. Özellikle 11 Mayıs yeni ayı ile birlikte gökyüzünden şifa yağıyor. Dilerim korona ile ilgili de keşke gökyüzü şaşırsa. Kasım 2022'ye kadar